Ben halk eğitim hocalığı yaparken arkadaşlarım duyum üzerine gittim KOSGEB'e müracaat ettim. Kurslarına katıldım. Almaya hak kazandım. 5 koltuklu salonumu açtım, dükkanımı kiraladım. 60 metrekare bir salonda bir fırça, bir fön makinesi, bir maşayla ve 5 koltukla açtığım salonumu şu anda onların verdiği 17.000 TL destek aldım. KOSGEB destekle aldım ve bir işçimin hem sigortasını hem maaşını karşılayarak bir işçiyle başladım. Şu anda orada 5 koltukla başladım. Fakat sığmadık. Çok güzel işlerimiz oldu. Sonra 375 metrekare alan bir salona taşındık. 40 koltuklu şu anda ve 15 tane sigortalı işçimle, 14 tane stajyer öğrencimle çok güzel hizmetler veriyoruz. Başladığımda çok zor bir dönemlerdi ama şu anda ailemin desteği, çocuklarımın, eşimin, kendi ailemin desteği sayesinde bu yerlere geldik. Her şeyle mükemmel bir şekilde işimizin başındayız. Bundan sonra ve biz bu salonumuzu daha geniş büyütüp daha çok kitleye hitap etmek amaçlı hedefimiz odur. Daha çok illerde, Kahramanmaraş'ta şubeleşerek daha güzel hizmet vermeyi hedefliyorum. Ben uluslararası türban tasarım yarışmasında en iyi sahne performansı ödülüne sahip olduk. Ve Türkiye'nin Elmasları ve Gelin Damat dergisinden Türkiye'nin Gelin Rekortmeni ödülü ve Türban Tasarım Yılın En Başarılı Türban Tasarım Uzmanı olarak aldığım ödüllerle gurur duyuyorum. Kahramanmaraş'ımızın ismini tüm Türkiye'ye ve uluslararası alanda temsil ettiğim için çok mutluyum. Songül Hanım, KOSGEB'in yeni girişim desteği programından faydalandı. Hem geri ödemeli hem de geri ödemesiz desteklerimizden faydalandı. İşletmesini başarılı olarak devam ettirmektedir. Songül Hanım'ın başarılı olmasının en büyük sebeplerinden birkaç tanesini sıralayacak olursak, işini titizlikle yapması, işine özen göstermesi, işine yenilik katması ve çok çalışması. Biz girişimcilerimizden özellikle işlerine odaklanmalarını ve çok çalışmalarını bekliyoruz.